Herkese merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere sizlerle izole günlerimizde nasıl vakit geçirebileceğimizden bahsedeceğim. Böyle dolu dolu bir liste hazırladım. Gerçekten bu listeyi sizlerle bahsetmek için çok heyecanlıyım. Öncelikle biliyorsunuz ki son 1,5 hafta içerisinde koronavirüs bizim ülkemize de geldi ve Sağlık Bakanlığı evden olabildiğince az çıkın, çıkacaksanız da lütfen korunun, el hijyeninize dikkat edin gibi açıklamalarda bulundu. Açıkçası ben yaklaşık bir 5-6 gündür evden çıkmıyorum ve kendim evde durduğum süreçler boyunca yapmayı çok sevdiğim şeyleri bugün liste haline getirip sizlerle konuşmak istedim. Birazcık sohbet havasına geçmesini istiyorum. O yüzden lütfen arkanıza yaslanın ve beni böyle pür dikkat dinleyin. İzole günlerimizde, yani kendimizi karantinaya aldığımız günlerde vaktimizin geçmesi için aslında en basit yapılacak şey kitap okumaktır. Ben de son dönemde kitap okumaya tekrardan başladım ve etkilendiğim 3 kitabı sizlere bugün bahsetmek istiyorum. Umarım duymamışsınızdır. Umarım en azından bir tanesini bile okumamışsınızdır. Çünkü bir tık popüler kitaplar. Birinci bahsedeceğim kitap aslında bu kitabı okumayanı edebiyat sever saymıyorlar dediğim kitap. Stephen Zweig'ın Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu isimli kitabı. Stephen Zweig'ın çok sevdiğim bir huyu var. Genel olarak kitapları çok ince. Bu yüzden sizlere kitap okumayı sevdirebiliyor. Ben de o yüzden kitap okumayı tekrar seveyim, o aşkım tekrar canlansın diye okumaya başladım. Aslında kitabın konusu şöyle, tanınmış bir roman yazarımız var ve bu roman yazarının ismi belirtilmiyor, R nokta şeklinde. Bu roman yazarına gelmiş bir mektup var ortada, mektup geliyor ve bu mektup bu adama aşık olan, platonik aşık olan bir kadından. Ve çok üst boyuta gitmiş. Ya gerçekten çok üst boyuta giden, beni çok şaşırtan, ya gerçekten mi dedirten, böyle hafif hafif yer yer paranoyaklık belirtileri sezdiğim, hem felsefik hem romantik güzel bir roman aslında. Kısa roman diyebilirim. Bence kesinlikle okumalısınız. Halen okumadıysanız. Evet, böyle. İkinci önereceğim kitap Anton Çehov'un Altıncı Koş isimli bu kitabı. Kendisi bir roman ve yine kısa romanlardan. Hatta sayfası bunun da 68. Kitap bir akıl hastanesinde geçiyor. Akıl hastanesindeki bir doktorla oradaki çok ağır bir hastanın felsefi çatışmasına odaklanıyor. Açıkçası böyle diyebiliriz. Aslında yer yer felsefi, yer yer siyasi, yer yer toplumsal bir çatışma, sohbet havasına odaklanıyor. Bunların ikisinin ilişkisine odaklanıyor. Ve aslında size şunu öğretiyor. Bana bunu öğretti. Hatta ben yıllardır düşündüğüm şeyi burada görmüş oldum. Topluma uymayan, farklı düşüncelere sahip, böyle kendi şansına, şahsına münhasır insanlara mı biz deli diyoruz acaba? Yoksa gerçekten aklıyla ilgili bir problemi mi var bu kişinin? Ya da bu akıl hastaları, akıl hastalıklarıyla mücadele edebilir mi? Tabii ki bunu böyle derinlemesine değil, daha felsefi boyuttan bu kitapta öğrenebilirsiniz. Bence mutlaka okumalısınız. Özellikle benim gibi psikolojiye meraklıysanız, felsefeye meraklıysanız kaçırmamanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bu kitap bizim kişiler arası iletişim dersimizde almamız zorunlu olan, okumamız zorunlu olan, hatta sınavda çıkacak bir kitaptı. Ama ben bu kitabın kesinlikle böyle çok beğendiğim listesine gireceğini düşünmüyordum. Aldığımda tabii ki. Okumaya başladığımda klasik güzel Paulo Coelho tarzını burada görmüş oldum. Kitabın konusu açıkçası şöyle. Veronica isimli bir karakterimiz var. Bu kız çok güzel bir kız, çok güzel bir genç kadın ve kendisi hayatında istediği her şeye aslında sahip. Erkeklerle gezip tozuyor, karşı cins tarafından ilgi çekiyor, parası var, geziyor, eğleniyor, evi var, barkı var, yemediği arkasında, yediği önünde falan ama kendisi hayatında bir şeyler eksik hissediyor ve kendisini öldürmeye karar veriyor. Birçok hap içerek kendisini zehirlemeye çalışıyor, zehirliyor ama başarısız bir intihar girişimi oluyor ve kendisi akıl hastanesinde buluyor. Bu noktada hikaye çok güzel bütünleşiyor. Akıl hastalarıyla iletişime geçmeden önce doktoruyla bir iletişimi oluyor ve doktoru ona diyor ki senin kalbin çok büyük zarar görmüş ve senin kalbin bir hafta içerisinde duracak, yani bir hafta içerisinde öleceksin diyor ve o kısacık zamanında o genç kadın kendisini keşfediyor, eksikliğini görüyor. Karşısındaki insanlar kendi hayatlarını sorguluyorlar. İşte çok uzun süreler boyu hastalığı olmamasına rağmen hastanede kalan kadın artık hastaneden çıkması gerektiğini, işte korkmaması gerektiğini, hayata gitmesi gerektiğini öğreniyor falan. Herkes Veronica'dan kendisine bir şey çıkartıyor. Bir de
uzun yıllardır şizofreni hastası olan bir adamla çok hoş bir duygusal ilişkileri oluyor ama bunun buradan sonrasından bahsetmeyeceğim. Gerçekten benim için çok değerli bir kitap. Ben Paulo Coelho'yu çok severim. Gerçekten çok severim. Benim sevdiğim bir insandır kendisi. Hani karakter bazında değil, romanları bazında. Çünkü kendisini tanımıyorum. Ancak kitapları gerçekten benim hoşuma gidiyor. Bana farklı bir ufuk açan kitapları var. Hatta biliyorsunuzdur Simyacı çok ünlü bir romanıdır. Aynı zamanda Aldatmak isimli bir romanı daha var. Hippie diye bir romanı çok yakın bir zamanda çıktı. Bir de ben biraz daha size göstereceğim. Bugün aldığım bir kitabı daha var. Her kitabında kendinize bilgece bir görüş çıkartabiliyorsunuz. Bir kişisel gelişiminize bir katkı sağlayabiliyorsunuz. Böyle bir insan. O yüzden Paulo Coelho'yu okuyun. Listemizin ikinci maddesinde sizlere evde yapabileceğiniz iyi yaşam aktivitelerinden bahsedeceğim. Öncelikle sizlere 2 senedir kullanıyor olduğum bir meditasyon uygulamasından bahsedeceğim. Kendisi Crea isimli bir meditasyon uygulaması. Hem de aynı zamanda farkındalık uygulaması. Bu uygulama içerisinde olumlamaları olan, farkındalık egzersizleri olan, nefes egzersizleri olan, uyku meditasyonu olan, işte daha sonrasında sizlere liderliğinize eşlik edecek, stres kontrol edici meditasyon pratikleri bulunan birçok farklı kategorilerde kategorize edilmiş pratikler olan böyle farkındalık meditasyon uygulaması. Kendinize ufak bir mola vermek istediğinizde 5 dakikalık, 2 dakikalık pratikler bulunuyor. Daha derinleşmek istediğinizde ayrı bir kategoride uzun dönemli programlar var. Onları yapabiliyorsunuz ve tamamen ücretsiz olması da benim için çok güzel bir artı. Ya benim için açık ara farkla çok değerli olan bir egzersizden, bir pratikten bahsetmek istiyorum sizlere. Yoga. Yoga yapabilirsiniz. Bu çok aslında basit bir şey. Çok zor gibi gözüken ama çok basit. Sizin hayatınızı, o stresinizi, o işte bıkkınlığınızı, o umutsuzluğunuzu alıp götürebilen bir pratik. Ya ben spor olarak görmüyorum yogayı. Bence daha çok bir pratik, bir felsefe, bir yaşam biçimi kendisi. Şimdi az önce burada bir kitap gördünüz böyle yoga yapınca. Bu kitabı alabilirsiniz. Bunun da linkini aşağıya bırakacağım. Birçok yoga pratiği, birçok meditasyon pratiği içerisinde var. Ve aynı zamanda işte böyle yaşlılar için, bel ağrıları olanlar için böyle özel özel egzersizler yapmış. Bir de ayrı ayrı programlar var. Mesela 15 dakikalık kısa programda şu resimleri yapın, şu egzersizleri yapın gibi. Çok kaliteli bir kitap. Gerçekten sizlere yogayı A'dan Z'ye öğretebileceğini düşünüyorum. Ben de bu kitaptaki pratikleri kullanarak kendi pratiğimi zenginleştirmiş oldum. Dediğim gibi çok basit bir şey. Bir mat alın, hatta yumuşak bir halı kullanın. Spor kıyafetlerinizi giyin ve bugünlerde umutsuzluğa kapılacağımız yere hayatımıza yogayı alalım. Bence çok mantıklı. Şimdi sizlere bir uygulama daha önermek istiyorum. Yine benim kullandığım bir uygulama. Instagram'da daha önce de Crea gibi paylaşmıştım. Workout isimli bir uygulama. Bu uygulama şöyle bir uygulama. Çok farklı şeyleri var, kategorileri var. İşte yatakta ilk uyandığınız anda yapacağınız egzersizler, evde işte mutfakta yapacağınız, salonda yapacağınız, banyoda yapacağınız böyle garip garip bölgelerde egzersizler veriyor size. Böyle gevşeme egzersizleri, işte bazı anlamsız hareketler. Mesela işte yatağa kalktıktan sonra şey yapıyorsunuz. Şey kaldırıyorsunuz, yastık kaldırıyorsunuz falan. Ne mana falan diyorsun ama işe yarıyor böyle açılmanızı ve enerjik olmanızı sağlıyor. Bunun bir de hani aynı zamanda işte yapılan, işte bahçede yapılan, sokakta yapılan, ne bileyim başka başka dış mekanlarda yapılan seçenekleri de var ama evde de yapabileceğiniz egzersizleri olduğu için bu günlerimizde bence faydalı olabileceğini düşünüyorum. Özellikle yataktan kalktığınız an bu uygulamayı kullanıp 30 saniyelik kısa bir pratik yaptığınızda birkaç gün sonra çok dinç uyanmaya başladığınızı hissedeceksiniz. Tabii ki dengeli beslendiğiniz takdirde. Onu da söyleyeyim. Şimdi sizlere Nike Training Club'dan bahsetmek istiyorum. Nike Training Club, Nike'ın geliştirmiş olduğu bir spor uygulaması. Ben bu spor uygulamasına kayıt oldum, giriş yaptım, işte bilgilerimi girdim ve kendi kişiliğime özel kategorize edilmiş bir spor programı aldım. Tamamen ücretsiz bir uygulama, gayet başarılı bir arayüzü, gayet başarılı spor programları var. Ünlülerin yaptığı böyle pratikler de var. İşte hareketleri, bölgesel hareketleri çok güzel açıklamışlar bence. Ben daha çok yoga kısmı
ile ilgilendim. Hem başlangıç yogası var hem de işte yaptığınız egzersizlerinize ek olarak işinize yarayabilecek yoga kısmı da var böyle. Ben orayla birazcık daha ilgileneceğim gibi gözüküyor ama genel olarak başarılı bulduğum için sizlere de bu dönemde bahsetmek istedim. Yaz hafiften yaklaşıyor. Bikini body'ler yapmak isteniyor. O yüzden bence faydalı olabilir. Şimdi sizlere bir web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesi eğitim için, kariyeriniz için, kişisel gelişiminiz için çok güzel eğitimler bulabileceğiniz bir site. İstanbul İşletme Enstitüsü, beni yakından takip edenlerin mutlak suretle storylerimde görmüş olduğu bir web sitesi. Burası ücretsiz ve ücretli sertifikalı eğitimler veren bir web sitesi. Hatta kendilerine bir ofisleri var Maltepe'de. Burası şöyle, sayısız, istediğiniz kadar, istediğiniz konuda, hatta her hafta her ay yeni yeni konular ekleniyor, yeni yeni eğitimler ekleniyor, bulabileceğiniz çok güzel bir platform. Canlı ders yapıyorlar, diğer böyle eğitim siteleri gibi işte PDF vermiyorlar size. Canlı ders eşliğinde hocaya sorular sorabiliyorsunuz, bazen güzel sohbetler edebiliyorsunuz. Kendi hayatınızda geliştirmek istediğiniz, eksik gördüğünüz, işte diksiyonunuz mu bozuk, diksiyon eğitimi alıyorsunuz. İşte Photoshop mu öğrenmek istiyorsunuz, Photoshop eğitimi alıyorsunuz. Temel fotoğrafçılığınızı, ileri fotoğrafçılığınızı zenginleştirmek mi istiyorsunuz? Onu alıyorsunuz. Çok seviyorum. Gerçekten bayılıyorum. Bu siteye üye olduğumda eskilerle dahil, eskiden kalan bir 3 sertifika, 4 sertifikam dahil 18 tane sertifika almış oldum. Kendi okuduğum bölümle, yani reklamcılıkla ilgili çok güzel eğitimleri var. Aslında iyi yaşam aktiviteleri kısmına koymamın çok güzel bir sebebi var. Bugün Instagram'da gezerken fark ettim. İstanbul İşletme Enstitüsü kendi sayfasında şöyle bir şey paylaşmış. Evde kal Türkiye hashtag ile paylaşmış. Bunu biliyorsunuz, hani evde kalmamız gerekiyor ya, evde kalın, virüsten enfekte olmayın. O yüzden demiş ki eğitimlerimizde %30 indirim kuponu veriyoruz. Şuraya screenshot'ını paylaşacağım. Biz web sitesine bakın, kayıt olun. Beğendiğiniz bir şey olursa ücretli eğitimlere %30 indirim kazanabilirsiniz. Şimdi üçüncü kısma geldik. Üçüncü kısımda sizlerle izlenebileceğini düşündüğüm 5 filmden bahsedeceğim. Beni çok etkileyen filmlerden bahsedeceğim. Birincisi Esaretin Bedeli isimli film. By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve two life sentences back to back. One for each of your victims. So be it. Esaretin Bedeli aslında konu olarak şöyle bir film. İşlemediği bir suçtan dolayı hapse mahkum edilen, hatta çok çok uzun yıllar hapse mahkum edilen bir mahkumun hayat hikayesini anlatıyor. Bu beni o kadar derinden etkiledi ki, ya abi alakası yok, böyle bitmez, hayır be dediğim nadir filmlerden bir tanesi. Muhteşem bitti, muhteşem başladı, muhteşem ilerledi. Yani tamamen kusursuz. Ki zaten çok eski bir film, mutlaka izlenmişti. Çok da popülermiş, bilmiyordum bu kadar popüler olduğunu ama o kadar güzel anekdotları var ki filmin. Yani siz böyle izlerken diyorsunuz ki vay be, hani ya çok güzel oturdu bu buraya diyorsunuz ve düşününce böyle evet doğru lan, adam doğru söylüyor, adam doğru diyor. Böyle orada mahkumların birbirleriyle iletişimine bakıyorsunuz. Orada işte biliyorsunuz bu çok ünlü Morgan Freeman oynuyor. O Morgan Freeman'ın o mahkumla iletişimine bakıyorsunuz. Sonra bir tane şey var, dede var. Ben o dedeye bayılıyordum. Böyle yemekhanede şey böyle cebindeki kuşu besliyor falan. Çok tatlılar gerçekten. O mahkum o hapishaneyi değiştirecek. Size sadece bunu söyleyebilirim izlemediyseniz. Bayılıyorum bu filme. Yani tek geçerim. Tek geçerim. İkincisi bu hafta içerisinde izlediğim Akıl Oyunları isimli film. Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein? Find a truly original idea, and it's the only way I will ever distinguish myself. It's the only way I will ever matter. Akıl Oyunları John Nash isimli ünlü bilim adamının hikayesini anlatan bir film. Tamamıyla biyografik bir film. Çok güzel bir film. Yani bu birazcık daha psikolojiye kaçan bir film. Şizofreni hastası bir bilim adamı John Nash ve onun hikayesi anlatılıyor. Hem şizofreni hastalarını anlamak istiyorsanız, merak ediyorsanız, hem de gerçekten hayatınızda bir zorluk çıktığında baş edemeyeceğinizi düşünüyorsanız size ilham vermesi için bu filmi izleyin. Çünkü bana çok ilham verdi. Üçüncü film Cebimdeki Yabancı. Arkadaşlar var mısınız, bir oyun oynayalım? Ne oyun? Bu gece yemek boyunca herkes telefonu masanın üzerine koyacak. Gelen ne varsa, WhatsApp, mesaj, konuşma, herkes herkesini duyacak ve görecek. Nasıl olsa sakladığımız hiçbir sırrımız yok değil mi? Bu filmin Fransız versiyonu da var. Yine aynı konuda Netflix'te yayınlanmış. Hatta gördüm de izlemedim bunu izlediğim için. Dedim kesin aynıdır.
Cebimdeki yabancı sosyal medyanın, akıllı telefonların bizim hayatımızın nasıl içine ettiğini gözler önüne seriyor abi. Çok güzel bir film. Türk filmi kendisi. Şöyle bir oyunla başlıyor. Hikayesini anlatayım. Arkadaşlar buluşuyorlar yemeğe. Geliyorlar böyle bir gün eve toplanıyorlar. Herkes yemek yiyecek ve şöyle bir oyun yapalım mı diyor biri. Herkes bugün cep telefonunu masaya bıraksın. Ne olursa olsun gece boyunca çalan mesajlar, gelen işte sesliler, WhatsApp'lar, şunlar bunlar hepsini açık açık göstereceksiniz herkese. Sonuçta hiçbirimizin birbirine olan bir sırrı yok değil mi diyor. Kişi, kadın, oradaki kadın. Ah keşke demese. Ortalık karışıyor, sadece bunu söyleyebilirim. Herkes sır saklar. Bir de ünlü Hekimoğlu, ünlü Ateş Hekimoğlu der ki herkes yalan söyler. Çok doğru. Beşincisi CNN'in bir belgesel aslında. Bir film değil ama film şeklinde olduğu için koymak istedim. Sex and Love. Tokyo. Most know it's a place where men's desires are fully catered to and well documented. I want to know more about how the women here live and love. Ladies, let's talk about sex. Yeah. Şimdi ben bu belgeselin aslında böyle çok ayrıntılı incelemesini yaptığım bir video yapmayı düşünüyorum. Şimdi kesin olarak yapar mıyım emin değilim ama düşünüyorum. Şimdi beni biliyorsunuz, takip ediyorsanız ben cinsellikle ilgili toplumsal algıları, toplumların cinsellikle ilgili işte değişen kültürlerini çok merak ederim. Burada çok farklı ülkelerde çok farklı inanışlar, çok farklı kültürel ögeler, çok farklı şeyler görüyorsunuz. İşte bir bakıyorsunuz Tinder Date kafesi var Berlin'de, bir bakıyorsunuz Afrika'da işte regl olduktan sonra kızlar işte tecavüze uğruyor mesela. İstismar demeliydim. Bir bakıyorsunuz mesela Tinder Date var Berlin'de. Bir bakıyorsunuz Afrika'da 15 yaşındaki kız regl olduğu an mesela tacize uğruyor. İşte istismar ediliyor. Böyle olaylar çok karışık. Mesela Japonya'nın çok garip garip huyları var. Çin'in çok garip huyları. Çin var mıydı hatırlamıyorum ama Japonya vardı galiba. Güney Kore'de vardı. Çok değişik değişik kültürler göreceksiniz. Eğer ilginiz varsa benim gibi bu tip konulara mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Bence toplumları bu konuda özellikle sosyolojik açıdan incelemek için de çok değerli bir kaynak olduğunu düşünüyorum bu belgeselin. Bilginiz olsun. Şimdi son sırada benim çok sevdiğim bir film var. Izzy and Ozzy. Kannst du mich bitte richtig asozial küssen? Asozial küssen? Kann nur gut küssen. Scheiße. 14.000 Euro Schuld? Hey! Izzy and Ozzy şöyle bir Alman filmi, yine bir Netflix filmi. Netflix dışında başka platformlarda bulabilir misiniz? Gerçekten bir bilgim yok. Yeni çıktı zaten. Şöyle Izzy çok zengin, Ozzy çok fakir. İkisi de Almanya'da yaşıyor. Biri çok zengin tarafta yaşıyor, biri çok fakir tarafta yaşıyor. İşte Izzy kız çok böyle güzel bir malikanesi var ailesinin. Çok zenginler böyle Allah'ım. Filmin başında ailesinin net parasını falan anlatıyor. Gidiyor 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 gidiyor. Bir sürü parası var ailesinin. Ozzy'nin de işte bir annesi var ve böyle deli gibi borçları falan var. Yani klasik bir işte zengin kız fakir olan hikayesi gibi gözüküyor ama Izzy üniversiteye gitmek istemiyor. Ailesi onu üniversiteye zorluyor. Izzy aşçılık okuluna gitmek istiyor ve aşçı olmak istiyor. Bu yüzden ailesini zorlamak istiyor. İntikam almak istiyor onu zorladıkları için. Ozzy ile karşılaşıyor. Ozzy de kabul ediyor anlaşmasını. Ozzy işte para veriyor. Diyor ki benim erkek arkadaşım rolünü oynayacaksın aileme karşı diyor. Ve ailesini bayağı zorluyor. Devamında ne olacağını ben söylemiyorum. Filmi izleyin. Evet şimdi geldik 4. maddeye. Yani izlenebilecek 5 diziye. Birincisi The Island. Nobody can remember anything at all about how we woke up here. Then what? I mean our plane went down? I don't know. I just want to figure this thing out. We haven't seen half the shit this island's gonna throw at us. The Island, ıssız adada geçen bir dizi. Bu dizi
Şöyle başlıyor. 11 kişilik bir grup var. Bunlar tek tek ayrı ayrı olarak böyle birbirlerinden biraz uzaklıkta baygın bir şekilde karaya vurmuş olarak uyanıyorlar. İlk başta bir kadın karakterimiz uyanıyor ve başka bir kadın karakterle karşılaşıyor. Ondan sonra bunlar işte birbirlerini tanımıyorlar. Nasıl buraya geldiklerini bilmiyorlar. Birbirlerine güvenmiyorlar. Sonrasında başka başka kişiler buluyorlar ve birleşiyorlar. Diyorlar ki hani biz kimiz, neyiz, hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz. Nasıl buraya geldik gibisinden konuşmaya başlıyorlar. Çok gizem dolu bir dizi ve beni gerçekten içine çok alan, hapseden bir dizi. Halen bitirmedim. Sonucu neyi bilmiyorum. Nasıl oraya gelmişler bilmiyorum ama çok gizemli ve böyle sürükleyici olduğunu düşündüğüm için listeye koymak istedim. Bence mutlaka bir bakın. Yani en azından sizi bu izole günlerde böyle wow dedirtecek bir dizi olduğunu düşünüyorum. İkincisi Sex Explained. Though we might think our fantasies are super weird. Sex Explained aslında Explained serisinin bir farklı bölümü. Bu normalde Explained, The Mind Explained bir de The Sex Explained olarak 3 seri. Bunlar birbirinden farklı tabii. Üçü de ayrı konuları işliyor. Sex Explained kısmında doğurganlık, cinsellik, cazibeler, cinsellik ve cinsel fanteziler, bunların böyle istatistik olarak sıralanışı, doğum kontrol hapları, doğum kontrol yöntemleri, bunların tartışması, bu şekilde oluşan bir belgesel dizi kıvamında çok bilgilendirici ve eğer bu konuyla meraklıysanız kendi bilgi haznenize çok değişik şeyler katabileceğinizi düşündüğüm bir dizi serisi. Kendisi düz bir dizi olarak söyleyemem ama daha çok belgesel dizi kıvamında dediğim gibi. Bence çok... Üçüncüsü Big Mouth. Touch our genitals! Okay, let's dialogue. We all agree there's a lot of toxic masculinity at this school, right? Big dick boy. Big Mouth'tan bahsederken gerçekten gülümseyesim geliyor çünkü çok çok tatlı bir çizgi dizi. Bu böyle karakterleri oluşturulmuş gerçek seslendirmenlerle seslendirmiş ama gerçek değiller ve çok tatlı. Hormon canavarları var, hayaletler var, böyle çocuklar, böyle yeni ergenliğe girmiş kişiler bunlar ve böyle birbirler arasında etkileşime giriyorlar. Yeni yeni cinsel tecrübelerini edinmeye başlıyorlar. Böyle hormon canavarları işte onların hormonlarını zıplatıyor, işte diyor ki sen şu anda sinirlenmelisin annene diyor ve kız annesine sinirleniyor falan. Çok eğlenceli. Bence evde vakit geçirdiğimiz sırada bizi en eğlendirebilecek dizilerden birisi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda tabii ki İlk ergenlik psikolojisi konusunda sizlere örnek olabileceğini düşündüğüm eğlendirici, tatlış mı tatlış bir dizi. Dördüncü sıramızda The Circle var. No. On social media, you can be anyone. Let the games begin. And say anything. Okay. The Circle, Amerika versiyonu ve Brezilya versiyonu olan bir reality show. Hatta reality yarışma şovu. Bu hani şeyle karışmasın. The Circle isimli bir farklı bir film var. Onunla karışmasın. The Circle, Netflix'in bir yarışma programı. Bu program aslında şeye çok benziyor. Tinder'a çok benziyor. Tinder'dan baz alınarak üretildiğini düşünüyorum. Çünkü siz sadece kişinin profilini görüyorsunuz. Sesini duyuyorsunuz. Ancak kendisiyle kesinlikle karşılaşmıyorsunuz. Hali hazırda yeni başladım bu şova ve benim çok ilgimi çekti. Çünkü diyorum ki yani bize aslında Tinder'daki olayı anlatıyor. Sosyal medyayı anlatıyor. Ve benim hatta bir önceki videomda sosyal medya detoksundan bahsederken işte sosyal medyanın fake olduğunu falan söylüyordum. Ve burada onu açıkça görüyorsunuz. İstenilen şey şu. The Circle'ı seslenerek sadece görmek istediğiniz ve konuşmak istediğiniz profilin fotoğrafına ve ilgi alanlarına, yaşına bakıyorsunuz. İletişim kuruyorsunuz, flörtleşiyorsunuz. Onunla bir bağlantı kuruyorsunuz ve yarışma bu şekilde ilerliyor. Bence iki versiyonu da izlemelisiniz. Amerika versiyonu bitmiş sanırım. Brezilya versiyonunun her hafta yeni bölümü yayınlanıyor. İkisini de bitireceğim. Gerçekten çok çok ilgimi çekti. Hatta çok beğenirsem bunun üzerine ayrı bir video da yapabilirim. Çünkü sosyal medyanın bu sahte kısmı beni çok irite ediyor biliyorsunuz. Onunla ilgili bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Bu reality show'la kesinlikle o konuda bir şeyler çıkacaktır. Beşinci dizimiz Easy. Hi there. Mr. Hayden. This is that voice you're doing. First of all, I'm a construction worker, right? So why am I fixing your sink? Easy 3 sezondan oluşan her bölümünde farklı farklı kişilerin duygusal romantik ilişkileri, işte cinsellik yönüyle tecrübeleri, duygusal tecrübeleri, arkadaşlık ilişkileri, toplumsal ilişkileri konu ediniyor. Çok garip bir
olay var burada. Aslında herkes farklı hayat pencerelerinden bakılıyor burada. Hani yönetmen böyle yapmış. Ancak bir sonraki sezonda işte bir önceki bölümlerde izlediğiniz ya da bir önceki sezonda izlediğiniz kişi burada işte ne bileyim mesela işte sergide fotoğrafa bakarken ya da resime bakarken görüyorsunuz. Ya da işte masada otururken, selamlaşırken görüyorsunuz. Böyle birbiriyle belirli noktada bağlantılı ancak tek tek ayrı ayrı bölümler izlenildiğinde de büyük anlamlar çıkarılabilecek bir çekim açısıyla hazırlanmış. Ben bayıldım bu olayına. Onun dışında benim sevdiğim gerçekten sosyolojik açıdan da üzerinde böyle düşündüğüm bir dizi oldu kendisi. Seviyorum bu diziyi. O yüzden sizlere de önermek istedim. Evet, videom buraya kadardı. Ben gerçekten yoruldum. Gerçekten yoruldum ama değdi. Bu video için değdi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizleri seviyorum. Eğer kanalıma bu videoyla yeni geldiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.